Evrenin en güzel özelliği bilinmezliktir. Evrenimizde gerçekten var olan, akıllara durgunluk veren, olağanüstü, aynı zamanda da ilginç özellikler olan gezegenleri sizler için araştırıp derledik. Hazırsanız başlayalım. İlk gezegenimiz Harvard Smithsonian isimli Gökbilim Araştırma Merkezi tarafından keşfedilmiştir. Gezegen ilk olarak özel bir proje kapsamında, sonrasında ise Hubble isimli özel teleskop aracılığıyla görüntülenmiştir. Dünya'ya uzaklığı 40 milyon ışık yılıdır. Yani mesafesi son derece fazladır. Onu diğer gezegenlerden benzersiz kılan özelliği tamamen su ile kaplı bir gezegen olmasıdır. Dünya'nın 3 katı büyüklüğündedir. Kendi güneşinin çevresinde her 38 saatte bir tam tur dönmektedir. Bu gezegende yıllar, aylar ile değil, saatle ölçülmektedir. Zaman burada bir başka biçimde ilerlemektedir. Dünyamıza göre kendi güneşine çok daha yakın bir mesafededir. Bu gezegen ile ilgili söylenebilecek en önemli şey ise hava sıcaklığının 230 santigrat derece olduğudur. Samanyolu'nun tam ortasında bulunan çok ince bir atmosfere sahip kayalık bir dış gezegendir. Mikro mercekleme tekniğiyle keşfedilmiştir. Bu gezegenin kütlesi dünyanın tam 5 katıdır. Şu ana kadar Güneş sistemi dışında belirlenmiş en soğuk gezegendir. Gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 220 santigrat derece olup, yaşamı desteklemek için çok düşük bir sıcaklıktır. Karşılaştırma yapmak için dünyada şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 97.8 santigrat derecedir. İnanın bu derecede bile nefes alma girişimi anında hayatınızı kaybetmenize neden olur. Gezegenimiz incelediklerimiz arasında en karanlık gezegendir. O kadar siyahtır ki kömür dahi yanında açık kalır. Jüpiter büyüklüğündedir ve dünyadan 750 ışık yılı uzaklıkta Draco takım yıldızında bulunur. Atmosferi güneşten aldığı ışığın %99'undan fazlasını emer. Yani siyah rengini buradan alır. Gezegenin siyah olması havalı olduğu anlamına gelmez. Çünkü atmosferik sıcaklıkları 980 santigrat derecenin üzerine çıkmaktadır. Bu aşırı yüksek sıcaklık, dış gezegenin bazı kısımlarının kömür veya elektrikli soba bobinlerinin yanması gibi kırmızı bir parıltı yaymasına neden olur. Atmosferi buharlaşmış sodyum, potasyum ve gaz haline titanyum oksitle doludur. Jüpiter'in 3 katı kadar kütleye sahip bir gezegen olup, yüzey sıcaklığı 4300 santigrat dereceye kadar çıkmaktadır. Bu da gezegenimizi şu ana kadar keşfedilmiş en yüksek sıcaklığa sahip gezegen yapıyor. 670 ışık yılı uzaklıkta molekülleri parçalara ayıracak kadar yüksek yüzey sıcaklığına sahip gezegen, NASA tarafından yaşama elverişsiz gezegenler kategorisine eklenmiştir. Gezegen dünyadan 5000 ışık yılı uzaklıktaki Yay takım yıldızında yer alır. Gezegende bulutlar sudan değil, buharlaşmış demirden oluşmaktadır. Yağmurlar sıcak sıvı demir şeklinde yağar. Bu durum bir hayli korkutucu ve ölümcüldür. Kepler 438b yıldızı oldukça etkileyici bir uzay nesnesi olarak bilinmektedir. Bundan dolayı yıldız olmasına rağmen gezegen sıfatını almıştır. Güneş sisteminden uzak olup başka yıldızların yörüngesinde bulunan öte bir gezegen olarak 2015 yılının ilk günlerinde Kepler uzay aracı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinin hemen ardından 6 Ocak 2015'te öte gezegen olarak kabul edilmiştir. Kütlesel hacmi ve sıcaklığı Dünya ile hemen hemen aynıdır. Bununla birlikte gezegenin ışık yansıması Güneş'ten 4 kat daha fazladır. Sıcaklığı ise 276 Kelvin'dir. Güneş ile kıyaslandığında Kepler 438b yıldızının boyutu Güneş'e çok yakındır. Gezegen ana yıldızlar etrafında tam 35.2 günlük bir zaman zarfında dönmektedir. Bu gezegende hayat olabileceği değerlendirilmektedir. GJ 504b gezegeni Güneş'e benzerlik gösteren gezegenlerdendir. Bu gezegen, Başak takım yıldızları içerisinde yer alan ve G59 Virgin'in sistemi içerisinde var olan dev bir gezegen türüdür. GJ504b gezegeni, bir kısım gökbilimci tarafından kahverengi cüce olarak adlandırılmıştır. Özellikle yüzey sıcaklığına bağlı olarak renk alması dikkat çekmektedir. Pembe renkli gezegenin oldukça etkileyici bir görüntüsü bulunmaktadır. GJ504b, Güneş'ten 4.65 milyar kilometre uzaklıktadır. Bu yüzden neredeyse hiç ışığa maruz kalmaz. Ancak onun kendisine ait büyüleyici pembe ışıkları bulunmaktadır. Bu parlamaya sebep olan ise yüzey ısısıdır.
Yile ise 504b gezegenler arasında oldukça ilginçtir. Gaz katmanlarından oluştuğundan yüzeyi bir boşluk hissi vermektedir. Bununla birlikte gezegende yer çekimi oldukça güçlüdür. Şimdi kadınların en sevdiği gezegene gidiyoruz. Beni pembeyle kandıramazsın, pahalı zevklerim var diyorsanız harika tek taşlar bulabileceğiniz bir gezegen biliyoruz. Elmas gezegeni, Sansri E. Gezegen yengeç takım yıldızında ve dünyadan 40 ışık yılı uzaklıktadır. Öz kütlesi dünyaya benzediği için kayalık bir gezegen olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca dünyanın atmosferine benzer bir atmosferi de olduğu öngörülüyor. Dünyaya göre kendi güneşine hayli yakın olan bu öte gezegenin atmosferini nasıl koruduysa ayrı bir muamma. Karbon zengini olan gezegende sıcaklık ve basınç farkları nedeniyle çok miktarda elmas olduğu tahmin ediliyor. Kütle çekim kilidiyle gezegenin bir tarafı kendi yıldızına dönüktür. Bu yüzden sıcaklığı 2400 santigrat derece civarındadır. Zaman kadar eski bir gezegendeyiz. Evrenin 13.8 milyar yıllık olduğu tahmin ediliyor. Gezegenimiz ise 13 milyar yaşında. Yani bu gezegen büyük patlamadan sadece 1 milyar yıl sonra güneşe benzeyen bir yıldız etrafında şekillenmeye başladı. Dünyadan yaklaşık 12.400 ışık yılı uzaklıkta. Akrep takım yıldızında bulunan gezegen 100 binden fazla sönmüş yıldızdan oluşan kalabalık bir kümeye ait. Ayrıca öte gezegen Methuselah, yani İncil'de geçen en uzun yaşamış insan ve Genesis Planet, doğuş gezegeni olarak da bilinmektedir. Jüpiter'den biraz daha büyük olan gezegen sadece 62 ışık yılı uzaklıkta. Uzay için iki sokak aşağısı sayılır. Çoğunlukla silikat atomlarından oluşan tuhaf atmosferi nedeniyle gök mavisine çalan çarpıcı bir renktedir. Ancak bu gezegen uzun süre tatil yapmak için pek uygun değil. Çünkü çok esiyor. Saatte yaklaşık 8700 kilometrelik bir hızla hem de. Eğer bu sizi korkutmuyorsa bir kötü haberimiz daha var. Gezegenin sıcaklığının 900 santigrat derecenin üzerine çıktığını da söyleyelim. Nasıl olsa esiyor, bize bir şey olmaz diyorsanız bu şartlarda atmosferde cam oluştuğunu ve bu gezegende gökten cam yağdığını sizlere hatırlatalım. Öte gezegen olmasına karşın keşfedilen en büyük kayalık gezegen olarak bilinmektedir. Öyle ki uzayda yaşam olsaydı bu kayalık gezegende insanlar çok rahat bir şekilde yürüme olanağı bulabilirdi. Ancak ana yıldıza yakın olduğu için zor bir olasılık olarak görülmektedir. Ayrıca sıcaklık oranının çok fazla olması yaşam olasılığını oldukça azaltmaktadır. Gezegen oldukça ilginç bir gezegen türüdür. 6.7 milyar yaşı olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar yeni keşfedilmiş olsa da dünyadan oldukça büyük bir kütleye sahiptir. Bu da onu oldukça önemli hale getirmektedir. Gezegenin yer çekiminin dünyanın 20 katı olduğu düşünülmektedir. Bu gezegenin keşfiyle birlikte bilim insanları şaşkınlığa uğramıştır. Güneş sisteminin dışında bulunan bir öte gezegen olup Satürn'ün tahtını sarsmaya yönelik en güçlü adaydır. 2015 yılında keşfedilen J1407b gezegeni Satürn'e kıyasla 200 kat daha büyük göz alıcı halkalara sahiptir. Gezegenin isimlendirme çalışmaları henüz devam etse de şimdilik devasa Satürn ya da Süper Satürn olarak adlandırılmaktadır. Süper Satürn öte gezegeni fiziksel özellikleri olarak oldukça hayranlık uyandırıcıdır. Gezegenin çapı yaklaşık 89 milyon kilometre seviyesindedir ve tam 37 tane toz ve kumdan oluşan halkaya sahiptir. Süper Satürn öte gezegeni yer aldığımız sistemden tam olarak 417 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Eğer öte gezegen Güneş sistemimizde yer alsaydı, dünyadan görünüşü dolunaydan kat kat daha büyük olurdu.